Şimdiki konumuz teke tavrı. Bu tavır iki ayrı aşamadan oluşmaktadır. Aşamalar her ikisi de 9-16'lık birimi içermektedir. Ancak aşamaların birbirinden farkı üçlü kümelerin yer değiştirmesidir. Birinci aşamada üçlü küme sonda, ikincisinde ise üçlü küme baştan ikinci gruba gelmektedir. Bu tarafta da bu ifadenin tellere dağılım şeklini görmekteyiz. Örneklere geçildiğinde her gördüğümüz kalıbı ezgimizin her ölçüsünün içerisine yerleştirmek suretiyle ezgimizin tamamını teke tavrıyla çalmamız mümkündür. Şimdi bu iki ayrı kalıbı bağlamadan dinleyelim. İlk önce üçlü küme sonda. Şimdi üçlü küme baştan ikinci yerde. Şimdi örnek parçalarımıza geçebiliriz.